Aralık 2018 tarihinde Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda Lefkoşa Türk Belediyesi ve Lefke Avrupa Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen Lefkoşa Belediyesi Orkestrası Halk Müziği Korosu konser etkinliği Şef Hasibe Aksaç ve konuk solist Arkın Sayar katılımlarıyla gerçekleştirildi. Aralık 2018 tarihinde Laos Sinema Salonu'nda Doktor Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen Sanatla Terapi etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşmacı olarak yardımcı doçent doktor Gülnur Beyazıt Işıker yer aldı. Sanatın amacı ruhumuzda birikmiş olanı akıtmak ve ruhu yıkamaktır diyor. Yani aslında onun için kendimizi ifadede sanatı tek başına kullanmamız bile bir iyileştirici unsur. Ama bunu terapiyle yaptığımızda iki defa iyileşmiş oluyoruz. Çünkü terapistin gözleminde sanatın kullanılması onun anlaşılma duygusunu daha tam ve derin sağladığı için böyledir. 18 Aralık 2018 tarihinde Laos Sinema Salonu'nda İletişim Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen Kıbrıs Türk Basın Tarihinde Siyasal Gazetecilik konulu seminer gerçekleştirildi. Etkinlik konuşmacısı gazeteci Hasan Erçakıcı'ydı. O bina pek çok olaya tanıklık etti. Yani tarihi bir bina, Vakıflar İdaresi'ne ait. Onun orada kurulu olan bir Osmanlı kıraathanesi olduğunu anlıyoruz. Ve işte en etkili ilk gazete, çünkü bir de Limassol'da çıkan Saadet diye bir gazete var ama onun kopyalarına rastlanamamış, sadece İngiliz kayıtlarında öyle bir gazete yayınlandığı bilgisi var. Ama Zaman diye çıkan ilk Kıbrıslı Türk gazetesi, ki onun nüshaları var, bu binadaki Osmanlı kıraathanesinde karar verilerek yayınlanmış bir. 19 Aralık 2018 tarihinde Laos Sinema Salonu'nda Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokul tarafından düzenlenen Turizmde Yeni Trendler etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik konuşmacısı Elite World Hotel CEO'su Ünsal Işınık'tı. Like I told you that the mobile applications are becoming more and more important. We are now buying a mobile application for our chain that we can offer the guests from their mobile, they will be able to do almost anything. For example, we have examined the new millennials meeting, conference meeting, whatever habits. We found out that they are the new millennials. They don't just like to sit there and make meetings. 19 Aralık 2018 tarihinde Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda Öğrenci Dekanlığı İnşaat Mühendisi Kulübü tarafından düzenlenen İnşaat Günü etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik konuşmacıları Profesör Doktor Kutay Özaydın, Gürkan Yağcıoğlu ve Bora Kutruzaydı. Corporate Research of a Design Firm. Well, we have a hierarchy triangle with the principals at the top. Usually these are the partners, the owners. Then we have senior associate, we have associate, we have senior engineer, and then at the bottom is you. That's where you start. So let's see and check what they do in the company. Well, principal, usually they are shareholders in the company. Usually the design firms are kind of different. All the partners or the principals, they get some share out of the company. It's not like construction companies where you have all the owners sitting somewhere and you have all these managers. Usually the managers here, they are also the shareholders.
20 Aralık 2018 tarihinde Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda Mimarlık Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü tarafından düzenlenen Disiplinler Arası Tasarım Etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik konuşmacısı Innovia Dijital Medya Ajansı Direktörü Ali Tüzünkan'dı. Bir web sitesi, bir taraf fotoğraf. Fotoğraf karşıya bakıyor. Tamam mı? Siz, yani ekrana bakıyor. İnsanların burada da bir tane tekst var. Tamam mı? Eğer ben insanlara bu teksti okumalarını istersem ne yaparım? Adam karşıya bakmaz, yazıya bakar. Ben yazıya bakarsam bu adam nereye bakıyor diye düşünün. Siz de yazıya bakarsınız, değil mi? Dolayısıyla adam, yani bu bir taktik. Sen kime bakmak istiyorsan onu işaret edersin. Altta bir tane buton var ya, şöyle işaret yapabilirsin o zaman, bu ilkeden dolayı. Şu butona bas diye. Save by now, save %83. 20 Aralık 2018 tarihinde Layus Sinema Salonu'nda Öğrenci Dekanlığı Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrenci Kulübü tarafından düzenlenen Sosyal Bir Hastalık Şiddet Etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik konuşmacısı Sosyal Hizmetler Uzmanı Barış Başel'di. Sesli harfler yok. Evet. Aranızda Facebook olmayan var mı? Açık dondurmayı kabul etmiyoruz, hiç açmıyoruz. Dürüstçe. Çok azı. Biliyorum ilişkilerde bir güven şeyi, bizim danışmanlık merkezine gelen çiftlerde de şey sıkıntısı var. Biz dondurduk, kapattık face'leri, ikimiz ortak face kullanıyoruz. Ne yapıyorsunuz? Sen kuaförde şey paylaşıyorsun, o maç, o senin yorumları görmüyor, o senin nasıl yani, bu bir güven göstergesi olamaz. Sizde sarı değil, kırmızı ışık yanıyor. Aynı arabada Lefkoşa'ya gitmemeniz lazım. Değil evli olmak, özür dilerim. 20 Aralık 2018 tarihinde Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda Fen Edebiyat Fakültesi ve Tarih ve Türk Dili Edebiyat Bölümleri tarafından düzenlenen 21 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşmacı olarak TMT Mücahitler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Celal Bayar yer aldı. İlk bildirisinde İngiliz idaresine son vereceğini, esas düşmanın Türkleri yok etmek olacağını açıklamıştır. 1955-1958 Kıbrıs'ta toplumlar arası çatışmalar yaşandı. 1959 Londra ve Zürih anlaşmaları ile 16 Ağustos 1960'ta %70-30 oranı ile ortaklık Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu. 21 Aralık 2018 tarihinde Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen Kariyer Günü etkinliği gerçekleştirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler ve Cumhurbaşkanlığı Diplomasi ve Avrupa Birliği Özel Danışmanı Dr. Erhan Erçin konuşmacı olarak etkinliğe katkı koydular. Anyway, what I'm going to tell you is, as I said, yeah, I'm from a poor family. My mom and dad only graduated from a primary school, and I had a, you know, very tough life. But I'm happy having this kind of life because I can understand people's life now. Now, in my social security part of ministry, social services, poor people, disabled people, people with special needs, or old people. They all come for me to ask me something, and I can understand why they are asking these kind of things, help or other stuff. So this helped me a lot. I would like to make an effort to visualize how the university was then. You know probably the main block. That was the only building of the university. All these departments, dorms, libraries didn't exist by then. But we had good lectures, we had good books in the library. They were not maybe sufficient, but as a group of students, we were committed to improve ourselves, but beyond that, also improve the university and prepare it for the future.
21 Aralık 2018 tarihinde Dayı Sinema Salonu'nda İletişim Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen Sektör Öğrenci Buluşmaları etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik konuşmacıları Doktor İlknur Kılınç ve Doktor Barışkan Ünal'dı. Çevre eğitim konusunda çalışan STK'larda yerel medya ile kurdukları ilişki oldukça önemli oluyor. Çünkü onlardan alacağı destek sayesinde daha hızlı yol alıyorlar. Ulusal medyanın zaten desteği her zaman için çok daha önemli, daha geniş kitlelere duyurulması açısından. Şirket kuruyor, iki tane elemanları çıkartıyor halini. Şimdi bu üç tabloya baktığımızda bize Hollywood'un klasik sunduğu kahraman, kötü adam miti, hani bu dedik ya kahramanın yolculuğu, 2000'lere geldiğimizde bozulmaya başladığını görüyoruz. Niye? Tamam, burada kahraman kazandı, olayı ortaya çıkarttı. Ama burada kahraman iktidarın baskısı yüzünden yenildi. Burada da bir tane sahtekar kahraman oldu günün sonunda.